Bugün 15 Mayıs 2022. İskandinavların meşhur ülkesi Danimarka'dayız. Kopenhag'a geldik. Murat Bey, görüş ve düşüncelerini alacağız Kopenhag'dan. Buyurun. Tivoli Meydanı'na gelince tabii bizim en çok dikkatimizi çeken kim oldu? Burada Andersen'in burada heykeli var. Henrik Andersen. Andersen'den masalları yazan amca bu işte. Burası için önemli bir kültür. Kendisi burada yaşamış. Hemen geliyorum. Saray. Teşekkür ederiz. Evet, Kopenhag'da gezimize devam ediyoruz. Şu an Old Town'dayız. Şehir merkezine geldik. Müthiş bir ortam var. Kanallardayız. Murat Bey'in görüşlerini alacağız. Hemen bir görüntü verelim. İnsanlar kanalda gezi yapıyorlar. Şu anda gezi sona erdi. Evet, buyurun. Aynı burası da Hollanda gibi, Rusya gibi kanallar. Çok seviyorum. Kopenhag. Kopenhag'ın ismi şu anlama geliyor. Danca'da tüccar limanı anlamına geliyor. Çünkü eskiden burası bir tüccar şehri olduğu için tüccarlar buraya çok gelirdi. Kopenhag ismi oradan geliyor. Gördüğünüz gibi bakın burada bir tane yine gezi teknesi üstü açık geldi. İnsanlar indi burada. Gezisini tamamladılar. Gayet güzel. Hayat devam ediyor. Güneş de yavaş yavaş batmaya doğru gidiyor. Bakıyorum saatime. Yani 9.30 gibi hava kararacak burada. Bisiklet kültüründen de bahsedelim. Evet. Danimarka'da. Şimdi insanlar burada her yere bisiklet ekliyorlar. Bisiklet çok önemli. Hem sporlarını yapıyorlar. Taşıt kullanmak istemiyorlar. Zaten araçların birçoğu burada elektrikli araca dönmüş durumda. Bu çok önemli. Danimarka hükümeti buna çok dikkat ediyor. Teşvik de ediyor bunu. İnsanların çoğu bisiklet ekliyorlar. Hayatlarına böyle devam ediyor. Ama toplumda da her yer var yani. Zaten şurada metronun asansörü de var. Her yerde metro var. Şehirde geniş bir metro ağı var. Güzel, tarih de korunmuş. Çok güzel bir şehir burası. Danimarka'dan o zaman Kopenhag'dan iyi akşamlar.